Sevgili seyirciler, Haberler.com stüdyosundayız. Ben Melis Yaşar. Bugünkü konuğum Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır olacak. Konu başlıklarımızda mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları olacak. Hava sıcaklıkları ne zaman mevsim normallerinde seyredecek? Yaz ne zaman geliyor? Tüm bunların hepsini Sayın Fırat Bey ile konuşacağız. Fırat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük, daha iyi olduk Sağ diyelim. Sağ olun. Bizler de aynı şekilde. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Mart ve Nisan ayı da bu şekilde geçti. Sıcaklıklar normalin altındaydı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yaz ne zaman gelecek? Sıcaklıklar nasıl seyredecek? İlk olarak bu şekilde başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mart ayı evet gerçekten çok soğuk geçti. Mevsim uzun yıllar, yani 1990-2020 yılı ortalamalarına baktığımız zaman o yaklaşık 3.7 derece daha soğuk geçti uzun yıllar ortalamalarından Mart ayı Türkiye genelinde. Şimdi Türkiye genelinde derken özellikle bu kelimeyi seçtim çünkü Avrupa'nın da bir kısmı hakikaten çok sıcak günler yaşadı Mart ayında. Bizim gibi soğuk ortamları yaşayan ülkeler de oldu. Evet. Nisan ayına geldiğimiz zaman aslında ben özellikle bugün check ettim. Gerçekten Nisan ayı da mı soğuk geçti diye. Tam tersine Nisan ayı uzun yıllar ortalamalarının yaklaşık 2 derece daha üzerinde geçti. Halbuki algılarımız o yönde değil. Ben onu çok iyi biliyorum. Nisan ayı da sanki çok soğuk geçmiş gibi oldu. Mart ayında ise evet, Mart ayı uzun yıllar ortalamalarından bu yaşadığımız 10 gün süresi uzun yıllar ortalamalarının biraz daha altında gibi duruyor. Ama bunun net olarak söyleyebilmemiz için de Mayıs ayını tamamlamamız gerek. Fakat görünen o ki Mayıs ayını da mevsim normallerinin biraz daha altında tamamlayacağız gibi duruyor. Bunun sebebi şu, şimdi Türkiye'yi etkileyen hava sistemleri normalde belli. Uzun yıllar bu iklim değişikliği olmasaydı hemen hemen aynı, yani yılın hemen hemen aynı günlerinde neredeyse aynı hava olaylarını yaşıyor olacak idik. Fakat bu yıl özellikle Türkiye'yi etkileyen hava sistemleri kuzeyli dediğimiz, yani kutuplardan yurdumuza doğru gelen hava sistemleri bizi etkiledi. Özellikle Rusya ve Ukrayna üzerinden ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk havalar ülkemizi etkilediği için biz bu soğuk günleri yaşadık. Aslında olması gereken de 3 aşağı 5 yukarı bu dediğim hava olayları olması gerekiyordu. Çünkü biz yaklaşık özellikle geçtiğimiz birkaç yılda hakikaten az yağış almamız, daha sıcak günler yaşamamızın sebebi de Türkiye'yi etkileyen hava sistemlerinin biraz daha kuzeyden gitmesiydi. Bu yıl öyle olmadı. Bu yıl tam tersine kuzeyli hava akımları bizi etkiledi. Dolayısıyla bu soğuk günleri yaşadık. Şimdi önümüzdeki günlerde tekrar bir soğuk periyoda daha gireceğiz gibi duruyor. Çünkü yine kuzeyden gelen bir sistem var Türkiye'yi etkileyecek olan. Dediğim gibi Mayıs ayını da görünen o ki mevsim normallerinin daha altındaki sıcaklıklarla tamamlayacağız. Bu çok anormal bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü geçtiğimiz yıllarda buna benzer hava olaylarını yaşadığımız yıllar oldu. Onun için hani bir güne bakıp, bir yıla bakıp, bir aya bakıp çok karamsar olmamamız ya da meteorolojik koşullarla ve iklimle ilgili de bir takım ön yargılar oluşturmamamız gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama görünen o ki Haziran ayına kadar, Haziran'ın başına kadar böyle inişli çıkışlı günler yaşayacağız sıcaklıklar biraz açısından. Havalar serin olacak sanırım anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle, özellikle gece sıcaklıklarımız düşük. Yani gündüz nispeten daha iyi koşulları yaşıyoruz. Ama gece sıcaklıkları özellikle İç Anadolu gibi karasal iklimin yaşandığı coğrafyalarda gece sıcaklıkları maalesef daha düşük oluyor. Onun için binaların içi henüz şu anda daha sıcak. Belki binaların içerisinde bunu çok fazla algılayamayabiliriz. Ama dış ortamlardaysanız evet geceleri gündüzlere göre daha sıcak, daha soğuk. Dolayısıyla bizler de bir günün 24 saatin sıcaklık ortalamasıyla o günü değerlendirdiğimiz için totalde de mevsim normallerinin daha altında bir
Mayıs ayı göreceğiz diye düşünüyoruz. Peki yazın nasıl olacak? Nasıl öngörüyorsunuz? Sıcaklıklar yüksek seviyede mi olacaktır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyada belli merkezler mevsimsel tahminler yapıyor. Türkiye'de de Meteoroloji Genel Müdürlüğü mevsimsel tahminleri yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sayfalarına girerseniz orada zaten göreceksiniz. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında normal koşullarda mevsim normallerinin daha üzerinde sıcaklıkları yaşayacağız. Yani daha sıcak bir yaz yaşayacağız. Uzun yıllar ortalamaları esas alındığında. Aslında bu çok sürpriz de değil çünkü Kuzey Yarımküre'nin hemen hemen hepsi Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın da verilerine bakarsanız daha sıcak bir yaz yaşayacak. Ama mevsimsel tahminlerin bir kötü tarafı şu ki tutarlılık oranı maalesef ideal düzeylerde değil. Ama şu andaki öngörüler ister istemez bizleri de bir projeksiyon olarak yani bize bir ışık tutması açısından mevsimsel tahminlere yönlendiriyor ve mevsimsel tahminler de bize sıcak bir yaz yaşayacağımızı söylüyor. Özellikle Türkiye'nin Karadeniz bölgesi nispeten biraz daha şanslı ama onun dışındaki Türkiye'nin bütün bölgeleri sıcak bir yaza hazır olmalı diye düşünüyoruz. Yaz biraz geç gelecek ama sıcaklığı fazla olacak. Aslında geç gelmeyecek. Yani şöyle, bizim hafızalarımıza kazınan nedir? İşte Aralık, Ocak, Şubat kış ayıdır. İşte Mart, Nisan, Mayıs bahar, ilkbahar ayıdır. Haziran, Temmuz, Ağustos yazdır. Ondan sonra Eylül, Ekim, Kasım da sonbahardır. Şimdi eskiden mevsim geçişleri biraz daha belirgindi aslında. Ama son yıllarda, özellikle son 20 yıldır belki de, çünkü dünyanın en sıcak yılı son 20 yıl ve 20 yıldan beri de mevsim geçişleri çok hafızalarımızda iz bırakmıyor. Yani sanki bir günde bir mevsimden diğer bir mevsime geçiyormuşuz gibi oluyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar neredeyse hiç etkisini göstermiyor gibi duruyordu eskiden. Dolayısıyla yazın geç gelmesi diye bir şey yok. Yani normal koşullarda işte ağaçlar çiçeklerini açacak, işte meyvelerini vermeye başlayacaklar. Aslında bu ilkbahar aylarının ılık geçmesi bence tarımsal rekolte açısından da olumlu bir parametre diye düşünüyorum. Çünkü biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne eğer geldiyseniz bilirsiniz, çok yeşil bir alan içerisinde kurulu bir kampüsümüz var. Mesela oradaki kayısı ağaçlarına baktığınız zaman inanılmaz kayısı var, yani meyveleri var, öyle söyleyeyim. Bunun temel sebebi de soğuk, çok soğuk bir periyot yaşamamış olmamızdan kaynaklı. Dolayısıyla yaza hazırız aslında ama bu inişler çıkışlar bizi biraz karamsarlığa itiyor, öyle söyleyeyim. Aslında az önce de belirttiğiniz gibi bu durumları yaşanılmasına sebep iklimin değişmesi. Son olarak iklim değişikliği, iklim kriziyle ilgili de söylemek istedikleriniz varsa alabilirim. Şimdi iklim krizi kelimesine biz oda olarak biraz karşıyız. Çünkü kriz dediğiniz zaman ondan çıkışınız mümkün. Yani işte ekonomik kriz yaşarsınız, işte bir yerlerden para bulursunuz, onu atlatırsınız. Ne bileyim işte bir öfke krizi yaşarsınız. Birileri bize sen büyüksün, sen şöylesin, sen sakin ol der, sakinleşirsiniz. Yani krizlerden dönüşler mümkün. Ama değişikliklerden dönüşler çok mümkün değil. Yani iklim değişikliği dediğimiz zaman aslında krizin çok daha ötesinde şeyleri söylüyoruz. Çünkü iklim değişikliği uzun periyotlu bir olay ve dünyanın birçok ülkesinde birçok bilim insanı bu konuyla ilgili gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bizi bekleyen tehlikeleri ve tehditleri ortaya koyuyor. Dolayısıyla iklim evet değişiyor. Dünya Meteoroloji Teşkilatı 9 Mayıs'ta bir makale yayınladı, bir rapor yayınladı. Şimdi orada önümüzdeki 5 yıl içerisindeki herhangi bir yılda bu Paris Anlaşması'nda odak noktası olarak seçilen, hedef olarak seçilen 1,5 derecelik ısınmayı geçeceğimiz öngörülüyor. Yani bir yıl içerisinde biz bunu yaşayacağız. Önümüzdeki 5 yılın herhangi birinde olacak bu olay. Dolayısıyla aslında Paris Anlaşması'nın ortaya koymuş olduğu hedefler
insanlık için doğru hedefler, evet, olması gereken şeyler. Ama biz emisyonlarımızı azaltmadığımız, iklime uyum noktasında gerekli tedbirleri almadığımız müddetçe bu hedefe ulaşılması mümkün değil. Şimdi iklim değişikliği öyle bir olgu ki bütün insanlığı ilgilendiriyor, hatta bütün ekosistemi ilgilendiriyor. Ama buna rağmen çok tuhaf, yani bir de şimdi iklim değişikliğiyle ilgili birçok parametre var aslında. Yani ülkelerin, hani biz siyasilerin iki dudağı arasında diyoruz ama siyasileri de sıkıştıran bazı olaylar var. Çünkü iklimle ilgili çalışmaları hayata geçirirseniz bir kere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinizden vazgeçmemeniz gerekiyor. Onun dışında gelişmenizi sürdürmeniz gerekiyor ve ekonomik olarak da evet, ben şu tedbirleri artık alacağım deyip bir takım üretim faaliyetlerinden vazgeçmeniz gerekiyor. Aslında bunlar çok kolay şeyler değil. Yani hem kalkınmanızı sağlayacaksınız hem de emisyonlarınızı azaltacaksınız. Bu çok kolay gibi durmuyor. Onun için de zaten başarıya bir türlü ulaşamıyoruz. Kyoto Sözleşmesi'nden tutun, Paris Anlaşması'ndan tutun. Aslında hedefleri evet doğru hedefler ama onlara uyum noktasında çok iyimser değil kimse. Çünkü Dünya Meteoroloji Teşkilatı dediğim gibi 1,5 derecelik ısınma Paris Anlaşması'ndaki aslında sınır nokta. Hatta 2 derecede olması bekleniyor ama yani 1,5'da tutarsak çok başarı denildi. 1,5 dereceye geçeceğiz görünüyor. 2 dereceyi de geçeceğiz yakında. Çünkü göstergeler o ki insan faaliyetleri devam ettiği müddetçe, emisyonları salmaya atmosfere devam ettiğimiz müddetçe biz iklim değişikliği olaylarını yaşayacağız. Şimdi insanlar çok şeyi algılamıyorlar. Yani evet iklim değişiyorsa değişiyor. Yani ne olacak diye. Aslında öyle değil. Sıcaklık artışlarının, 1 derecelik sıcaklık artışının insanlara ve ekosisteme maliyeti inanılmaz boyutta. Yani siz bir evrim geçirmediğiniz müddetçe, daha doğrusu tüm canlılar bir evrim geçirmediği müddetçe aslında yaklaştığımız sıcaklıklara uyum sağlamamız çok mümkün değil. Çünkü bu bize kuraklık olarak dönecek, güvenli gıdaya erişimde sıkıntı olarak dönecek, temiz içme su kaynaklarına erişimde sıkıntı olarak dönecek. Yani aklınıza gelebilecek bütün felaketlerin zemini için her şeyi uygun hale getireceğiz eğer iklim değişimini durduramazsak. Belki yani biz bu dünyaya geldik geçtik bizden sonrası tufan diyen birçok insan olabilir belki ama öyle değil. Çünkü bizden sonra gelecek insanlara iyi bir dünya bırakamadığımızı artık görmemiz gerekiyor. Onun için en azından var olanı koruma noktasında kararlı olmalıyız. Geliştirmek tamam o da yükümlülüklerimiz arasında ama öncelikle var olanı koruma noktasında hakikaten kararlı olmak durumundayız. Haberlerde sizler de okuyorsunuz. İşte A noktasında ormanların tahrip edilmesi, yakılması, yıkılması, işte tarım alanlarının çok hızlı konut alanlarına dönüştürülmesi gibi birçok eylemle, birçok aktiviteyle karasal ekosistemlerimizi maalesef yok ediyoruz. Bir taraftan da dünya nüfusu gittikçe artıyor. Kişi başına düşen su miktarları olsun, temiz hava erişimi olsun, güvenli gıda erişimi olsun, her şey aslında yıllar ilerledikçe maalesef negatif düşüşlerle karşımıza geliyor. Söyleyeceğimiz bunlar. Yani iklim değişikliği bütün dünyayı etkileyecek. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Özellikle Türkiye'de Akdeniz bölgesi için mesela kuraklık riski başta olmak üzere birçok parametrenin o bölgede ciddi risk oluşturduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tek başına Türkiye olarak yapacağımız çok fazla bir şey yok. Ama kendi evimizin önünü süpürürsek bütün sokak temiz olur mantığıyla en azından bizler kendi üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Ve bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor aynı zamanda. Evet. Fırat Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar size de. Sevgili seyirciler, bugünkü konu Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır'dı. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizi takipte kalın.